parçada mezheplerin ortaya çıkmasına etken olarak hangisinden bahsetmiştir? Dört halife döneminde meydana gelen bazı olaylar farklı şekilde yorumlanması, Müslümanlar arasında çeşitli mezheplerin ortaya çıkması etkin olmuştur. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra kimin halife olacağı? Yani seçimler. Seçimle mi olacak yoksa işte nasla mı tayinle mi? Bununla ilgili sonuç ortaya çıkmıştır ve savaşlar ortaya çıkmıştır. Bu da neyle alakalı? Siyasetle alakalı. A seçeneği. İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sistematik bir biçimde şekillenmesi mezhepleri doğurmuştur. Mezhep kelimesi sözlükte görüş, tutum, fikir, takip edilen ve gidilen yol anlamında kullanılır. Terim olarak ise mezhep kendi içinde tutarlı bir metot düşünce sistemi sahip olup belli bir fikir ve şahıslar etrafında oluşan harekette buna göre hangi özelliği söylenebilir diyor. Yani mezhep insandan doğar. Peygamber Efendimiz öldükten sonra insanların farklı algılamasından sonra hangi ayetlerin müteşabih ayetler, muhkem ayetler yani yoruma kapalı ayetler kesinlikle bunların içerisine girmez diyor. Yani insan kaynaklıdır. Yanlış da olabilir diyor. O yüzden cevap B seçeneğidir. Emeviler ve Abbasiler döneminde özellikle Yunan ve Hint kültürüne ait birçok eser Arapçaya çevrildi. Aristo ve Eflatun gibi Yunan düşüncelerin fikirleri Hint kültürlerine ait düşünceler Müslümanlar arasında yayılmış ve bu din anlayışından etkilenmiştir. Hangisinin etkisinden söz edilmektedir? Burada Aristo'dan etkilenmiş, Eflatun'dan Yunan düşüncelerinin etkilendiği için yabancı kültürler bizim kültürümüze de girmiştir. O yüzden de zaten cevap çıktı. D seçeneğidir. Hazreti Ali ve ondan gelenlerin imamların masum olduklarına inanır. Hazreti Ali'nin soyundan gelen 12 tane imam vardır. Ve bu imamlar masumdur onlara göre. Günah işlemezler. Tıpkı bir peygamber gibidirler. Onların dinine göre. İnsanların can ve mallarını kurtarmak için görüşlerini ve inancını gizleyebilirler. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra halifenin Hazreti Ali'ye gelmesi gerektiğini, Hazreti Ebu Bekir olmuştu bildiğiniz üzere, vasiyet edildiğini söylerler ama onu dinlemeyip Hazreti Ebu Bekir olduğunu söylerler. Bunlar kimdi? Bunlar Şia mezhebidir. Mezheplerin asıl saadetten sonra İslam coğrafyasının gelişmesi, Müslümanların farklı inanç ve kültürel iklimleri ile muhatap olmaları, bir takım siyasi ihtilaflar, zamanla sosyal ekonomik şartların değişmesi ve benzeri birçok sebebe binaen çıkmış olduğu ve farklı zaman dilimlerinden farklı insanlık kitlelerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüm önerileri getirdiği göz önüne alınmalıdır diyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Fikri hayatta zenginlik getirmişlerdir. Evet. Fikri hayatta zenginlik getirmişlerdir. Dönemsel çözümler üreterek insanları rahatlatmışlardır. Evet, dönemlerinin sorunlarını işlemişlerdir. Etkileri dar kapsamlı olmayıp büyük kitlelerce benimsenmiştir. Evet, mesela Hanefi mezhebini bazı ülkeler benimsemiş örneğin. Bugüne kadar gelen ve oluşumu son olmayıp zamanla yenilerinin de çıkması muhtemeldir. Evet, bugüne kadar gelen oluşumlar son olmayıp zamanla yenileri de çıkmıştır. D seçeneğine baktığımızda ortaya çıkan görüş ve öneriler aynı zamanda İslam dininin bir mesajıdır. Hayır, İslam dininin bir mesajı değil. İslam dininin mesajı sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in anlamaya çalışılmasıdır. O mesajı anlamaya çalışmaktır. O mesaj zaten kendisi Kur'an-ı Kerim'dir. O yüzden cevap D seçeneği. İmam-ı Azam ve Ebu Hanife ile ilgili bir fetva verdikleri zaman iki tane söz söylemişler. Buna göre hangisi çıkarılamaz diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki bunu Umam bin Sabit yani benim reyimdir, görüşümdür. Çıkarabileceğiz en güzel rey budur. Kim bundan daha güzelini ileri sürerse doğruya yakın olan da odur. Ona da uyun. Yani daha iyisini yapan varsa onu uyabilirsiniz. İmam Malik de demiş ki bu ben bir beşerim. Bazen hata bazen isabet ederim. Bu sebeple benim rey ve içtihatımı tehdit ediniz. Kitap ve sünnete uygun bulursanız kabul ediniz. Bulmazsanız reddedebilirsiniz demiş. O yüzden hoşgörülü ve mütevazı illa benimkini kabul edeceksin diye dayatmamış. Temkinli davranmış. Yani
Ben en güzelini araştırdım demiş. Temkinli bir şekilde davranmış. Çoğulcu davranmış ama tutucu davranmamış. Yani illa benimki olmalı, benimkini tutsun diyerek davranmamış. O yüzden cevap B seçeneğidir. Çoğulcu davranması da hani kim çoğunluğun görüşünü de uyarım demişlerdi ikisi de. Yani katı bir görüşte değillerdi. O yüzden cevap B'dir. Buna göre mezheplerin farklı düşünme biçimleri hakkında aşağıdaki yorumların hangisi söylenebilir? Din hakkında yorum farklılığının ortaya çıkması İslam dinine özgü bir durum olmayıp diğer semavi dinlerde Hristiyanlık ve Yahudilik içinde söz konusudur. Hatta insan kaynaklı uzak doğu dinlerinde dahi farklı ekoller ortaya çıkmıştır. Yani Hinduizm'de bile farklı mezhepler vardır. Mesela Hristiyanlık'ta nedir? Katolik ve Ortodoks mezhepleri vardır. Bizde de mezhepler vardır. Hangisi çıkarılabilir? E seçeneğine baktığımızda mezheplerin ortaya çıkmasındaki fark yaratma isteği değil, farklı düşünme eğilimleridir. Yani farklı bakış açılarıyla bakma eğilimidir. Bu da insanın doğasında vardır diyor. O yüzden cevap E'dir. El-Fıkhı'l-Ekber kitabının yazarını sormuş. Kur'an ve sünnete uyduğundan bahsetmiş. Kıyas yaptığından bahsetmiş. El-Fıkhı'l-Ekber kitabının yazarı İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Asıl adı İmam-ı Azam'dır. Ebu Hanife de lakabıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife lakabıdır. El-Fıkhı'l-Ekber kitabı İmam-ı Azam'dır. Çıkması muhtemel bir sorudur. O yüzden cevap E'dir. İslam düşüncesinde fıkhi yorumla İslam dini ibadet alanı ile ilgili olarak ortaya çıkan mezheplerdir. Bu fıkhi yorumların müçtehit imamlar olarak anılmaktadır. Bunlar Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, Cafer es-Sadık gibi isimler. Bunların kurduğu mezhep de Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli ve Caferi'dir. Hangisi çıkarılamaz diyor. Mezheplerin birçoğu 1000 yıldan daha büyüktür. Evet, bunlar genelde 1000 yıl önce yaşamıştır. Pratik konular ele alınmıştır. Abdestin farzları hangisidir gibi. Hazreti Muhammed hayattayken hiçbir mezhep ortaya çıkmamıştır. Bakın bu sizi corklatacak bir madde. Hazreti Muhammed hayattayken hiçbir mezhep ortaya çıkmamıştır. Peygamber Efendimiz öldükten sonra görüş ayrılıkları ortaya çıkmamıştır. Peygamber Efendimiz hayattayken zaten Peygamber Efendimiz sordukları için görüş ayrılığına gerek yoktur. Günümüzdeki mezhepler ameli ve fıkhi olarak ikiye ayrılmıştır. Mesela biz amelde maturidi, fıkıhta Hanefi mezhebine tabiiz. Onun gibi düşünün. D seçeneğine baktığımızda mezheplerin bu mezhepler isimlerini müçtehit imamları kurmuştur. Evet, müçtehit imamları kurmamıştır. Pardon, evet dedim. İsimlerini müçtehit imamları daha sonra gelen insanlar onların isimleriyle anmıştır. O yüzden cevap D seçeneğidir. Buna göre Şii ekolünü anlatmış, Hazreti Ali'den geldiğinden bahsetmiş. Hangisi Şii ekolü için söylenebilir diyor. C seçeneğine baktığımızda yorumların odak noktasını hilafet makamı olmuştur. Çünkü Şia'nın ortaya çıkması hilafetin Hazreti Ali ve soyundan gelmesi gerektiğini, seçimle değil nasla yani soydan gelmesi gerektiğini savunan insanların oluşturduğu siyasi kaynaklı bir mezheptir ve günümüze kadar da gelmiştir. Burada da bundan bahsediyor. Hatta savaşlar ortaya çıkmıştır. Hangi savaşlarda onu da yazayım. Sıffin Savaşı ve Cemel Vakası gibi. Akla büyük önem veren ehli sünnet mezhebidir. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Dil kalpteki imanın tercümenidir ama asıl olan kalpteki imandır. Kabul eden, iman ile ameli birbirinden ayıran, amel imandan cüz bir parça saymayan. Mutezile sayıyordu, o elendi zaten. İman artmaz, eksilmez, iman bir bütündür diyen. İman artmaz, eksilmez dediği için bunlar da elendi. Zaten bu maturidilik ve eşerilik arasında kaldık. İman ile amel artmaz, eksilmez dediği için hem de iman sadece kalpteki imandır. Kalp ile tasdikini kabul edip kalp ile tasdikini öncelediği için cevap Maturidilik mezhebidir. Türklerin mezhebidir. Aynı zamanda Eşari, Maturidi mezhepleri ikisi de hak mezhepler arasındadır. Bunu da unutmuyoruz.
İslam dini hakkında oluşan mezhepleri iki ana kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi inançlı, diğeri de amelli edildir. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kategoride ele alınmaktadır? Caferi, Hanbeli, Hanefi, Maliki, Hanbeli bunların hepsi fıkhi metottadır. İnançla ilgili konuları işleyen ise Eşari'dir. Yanında neyi sayabiliriz? Mutezile. Bunlar da inançla ilgili işte bizim mezhebimiz olan Maturidi gibi diye devam eder. Ya da işte İmamiye, 12 imamı kabul eden Cafer'in, Cafer-i Sadık'ın mezhebidir, Caferiliğin mezhebidir gibi. O yüzden cevap B seçeneğidir. Güzel bir soru.